Dolar kuru son bir ay içinde oldukça hareketli günler geçirdi. Ekonominin reel gerçekleri ile açıklanamayacak şekilde yükselen dolar kuru son olarak 18.40 Türk lirası seviyesini gördü. Kabine toplantısında ekonomi masaya yatırıldı, 5'li önlem paketi devreye alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında hem güven verdi, hem de kur korumalı Türk lirası mevduatı uygulamasını duyurdu. Açıklama sonrası dolar deyim yerinde ise tepetaklak oldu. Dim TV bugün vatandaşlara ekonomide yaşanan gelişmeler hakkındaki düşüncelerini sordu. İşte Alanya halkının ekonomi yorumu. Çok kötü. Berbat. Pazar fiyatları da çok yüksek. Aşırı derecede yüksek. Yani Serik'te bir patlıcan 5 lira, burada 18 lira. Neden? Padişahlık dönemi yaşıyoruz. Fiyatlar çok pahalı, yetmiyor. Odun, kömür alamıyorum. Yani ekonomi şu an ülke olarak hepimizi sıkıyor. Çok ciddi bir sıkıntıdayız. Herkes bunun bilincinde, herkes bunun farkında. Fakat düzeleceğine inanıyoruz. Ekonominin daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz. Tarihimize baktığımız zaman sık sık böyle bir durumla karşılaşmışız. Daha ağırlığıyla karşılaşmışız. Savaş durumlarında karşılaşmışız. Ama ülke olarak hep beraber yenebileceğimizi düşünüyorum. Ülke olarak birbirimize destek olarak el ele kol kola buna başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Dışarıdan alım yaptığımız için dolara bağlıyız. Dolar yükseldikçe fiyatlarımız yükseliyor. Bazı fırsatçılar da dolara bağlı olmadan fiyatlarını yükseltiyorlar. Ekonominin gidişatı gerçekten geçim zorlaşıyor. Benim mesela 3 tane çocuğum var. Eskisi gibi yani çocuklarımın hepsi okuyor. Hani bir gittiğimizi bir daha aynı paraya bulamıyoruz. Çocuklarımıza yani zor şartlar altında büyütmeye çalışıyoruz. Yani gidişat hiç iyi değil. Yani buna bunun devletin bir el atması gerekiyor bence. Ama devletin yapabileceği bir şey de bilmiyorum artık. Elinde çok imkanlar var ama bilmiyorum. Bizleri düşünmesi lazım vatandaşları. Hiçbir şekilde fiyatlar yerinde durmuyor. Yani şu an çocuklarımıza bile bir şey alacağız, alamıyoruz. Bekliyoruz yani, fiyatlar çok pahalı. Ekonomi gidişatından emin değiliz. Zaten her şey uçtu gitti fiyatlar. Alacağımız şey yerine alamıyoruz, yerine koyamıyorsun. Fiyatlar uçuyor. Şimdi euro dolar düştü, yine fiyatlar aynı. Değişen bir şey yok yani. Gidişatımız değil. Aldığımız ürünlerin fiyatları uçtu gitti adam. Mesela euro 20 liradan aldığımızda adam 20 lira diyor. 20 liradan hesap ediyor. Şimdi euro düştü, yine adam diyor 20 lira. Aşağısı olmaz diyor yani. Ekonominin gidişatından memnun musunuz? Çok memnunum. Bundan iyi ekonomi olmaz. 65 yaşındayım ben. Neyin ne olduğunu iyi bilirim. Siz gençler daha bilmiyorsunuz neyin ne olduğunu. Yarın görürsünüz. Ekonomi gideceğiz. Şu an yani şundan sonra iyi gideceğini düşünüyoruz. Şu günden sonra. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, siz nasıl düşünüyorsunuz? Biz bunu düşünüyoruz. Bak sordunuz. Ama sizin yorumunuzu almadım. Ha, bizim yorumumuz bundan sonra iyi gideceğini düşünüyoruz.